Şok dalga tedavisi son yıllarda ürolojinin gündemine giren önemli tedavi yöntemlerinden bir tanesidir. Şok dalga tedavisi bugün için ürolojide özellikle başta sertleşme sorunu olmak üzere birçok hastalık tedavisinde denemeler yapılmakta, etkinlikleri ortaya konulmakta ve tedavi başarıları yayınlanmaktadır. Şok dalga tedavisi bir cihaz var. Bu cihaz şok dalgalarını üretiyor ve bu cihazın bir probu var, vücuda ileten bir probu ve bir prob başı var. Ve daha sonra da ilgili bölgeye, lokalize olacak vücut bölgesine doğru şok dalgaları iletilerek orada iyileşme hücrelerinin toplanması sağlanıyor. Şimdi şok dalga tedavilerinin temel etki mekanizmaları bir, yeni damar oluşturmak. iki yeni hücre oluşturmak. 3- yeni sinir oluşturmak şeklinde. Yani hem anjiyogenez dediğimiz damarlanma artışını hem de rejenerasyon dediğimiz hücre yenilenmesini sağladığını biliyoruz. Peki ürolojide hangi hastalıklarda sıklıkta kullanılıyor diye baktığımızda az önce de söylediğim gibi sertleşme sorunu olan hastalarda ilk sırada yer alıyor. Yaklaşık 10 yıldan fazla bir süreç içerisinde bu konuyla ilgili bilimsel çalışmalar çıktıkça da hangi hastalarda kullanılabileceğiyle ilgili daha net veriler ortaya çıkmaya başladı. Sertleşme sorunu olan hastalarda peniste uygulanarak damarlanma sayısını artırınca daha fazla kanın penise gelmesini ve dolayısıyla ereksiyonun daha güçlü, daha kaliteli, daha iyi olmasını sağladığını biliyoruz. Öte yandan yine bir kısmı deneysel bir kısmı klinik çalışmalar olmak üzere çeşitli diğer virolojik hastalıklarda da uygulanabiliyor. Bunlardan yine sık bilinenlerden biri de Peyronie hastalığı. Peyronie hastalığın özellikle başlangıç döneminde ve ağrılı dönemde şok dalga tedavisinin daha efektif daha etkili olduğunu biliyoruz. Daha az sıklıkta ise kronik prostatit gibi Prostat hastalıklarında da etkinliği ile ilgili çalışmalar sürdürülüyor. Dolayısıyla uzun yıllar boyunca hem ülkemizde hem de tüm dünyada gelen bilimsel verilere bakıldığında önümüzdeki yıllarda da üroloji alanında daha sık bir şekilde kullanılacak gibi görünüyor.